Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine başka bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Aslında bugün çok şeye değinmek istiyorum, biraz da piyasanın durumuna, bir de hani şey durumunda, craft durumundaki piyasanın durumunda ve aynı zamanda biraz da derinlemesine, hani mesela Harvest'ta artık en son ne yapabiliriz, ne edebiliriz gibi düşündüğümüz zaman bir boss var biliyorsunuz. Heart of the Brewery harvestlama durumu var. Onu kestim, onunla ilgili konuşacağım. Öncelikle piyasada nasıl işliyor bu Harvest Crafting satma işini bir anlatmıştık. Piyasada ne durumda onu konuşacağım. Şimdi ekrana gelir birazdan tepeme. En şeylerden en pahalı birkaç tane dedim. Hatta 10 tane çekeyim dedim. Sizin için araştırayım bulayım. 10 tane bulamadım bile. Aradıklarım daha doğrusu craft işte crafting'in satışından bahsediyorum. 10 tane bulamadım bile. Ancak yani birkaç 8 tane 7-8 tane güzel buldum. Diğerleri de 40K'sun altında da genellikle satılışı yapılıyor. Ne var işte 6 link yapma var. Biliyorsunuz 6 link yapma zaten en şeyi pahalısı. Genellikle yani en pahalısı değil de challenge bile var. Zor bulunanı diyelim. Rare yani nadir olanı. Neredeydi hatta ya şurada. Yok pardon. Harvest'lı bir şey. Ben bir dakika bulalım. Bu muydu? Harvest Rewards diye bir şey. Yani şu zaten Cortex Map vesaire vermek için herhalde kalan bir şey. Bu çok pahalı değil baktım. Gördüğünüz gibi ben 6 link yapamamışım. Diğerlerini yaptım. Bakın aslında buradan da fiyatları şey yapmışız. Bunlar zor bulunduğu için zaten önemli spesifik şeyler olarak gözüküyor. Mesela burada şey var. Scrap işi de pahalı büyük olasılıkla. Ona bakmak lazım. Hatta şimdi bakayım. Burada çünkü şey var. Winged Scrap geldi biliyorsunuz. Çok fazla ekstra özellik sağlıyor. Aynen. Wing olma ihtimali. 30-50 kaos yine 40 kaosun altında satılıyor. O yaptı işte. Çok şey değil. Sorun değil. Buradan aslında kontrol edebilirsiniz. Influence pahalı. Şimdi zaten listede görüyorsunuz. İkinci sırada Augment Influence var. Yani Influence Modifier ekliyor ekstradan. Tabi Influence olursa iteminiz. O da aslında Influence etmek çok pahalı değil. 20-30 kaosa Jewelry, Armor veya hatta Weapon çok çok daha ucuz Influence olarak. Aynı zamanda yine influence modifier olarak remove edip bir de ekleme kısım var. Hani bir tane ekleriniz mesela beğenmediniz. Mesela benim buradakini ben değiştirmeye çalışıyorum. Pardon nerede? Şu şey var ya Hunters yazan ikinci sıradaki. O benim işime yaramıyor. Onu değiştireceğim. Diğerleri okey zaten. İyi craftlar yani. Onun dışında Hunter burada mesela Hunter'da niye Hunter şansıma geldi? Sanırım tam hatırlayamadım da birkaç tane güzel modu vardı. Onları getirmem gerekecek. Critical ve speedler çok önemli. Critical ve speedleri şimdi genellikle buradan speed getirebiliyoruz ama bende herhalde bunda şey yok. Deneyelim. Burada yok ektiklerimde. Sarılardan speed vardı hatırlarsanız. Critical'da mavilerin ikinci tier ikisinden geliyordu. Gördüğünüz gibi çok bir şey çıkmadı. Basıp geçiyoruz. Chaos veya Alchemy şeklinde olduğu için okumadım bile. Size söyleyeyim. Orada Exalted veya işte Annulment'lı vesaireli olduğu zaman bakın. Ha burayı da açabiliriz aslında. Aynen bunları açabiliriz. Burada da mesela bakın critical var olabilir benim. Hemen şey yapalım. Şimdi hemen hızlıca şey yapalım. Keselim. Bu mavilerin tier 2'sinden geliyordu. Ben niye tier 3'üne baktım. Çok kasıyor bende. Bilmiyorum sizde nasıl. Harvest'a girdiğim zaman buraya girdiğim zaman Sacred Grove'a çok fazla kasıyor. Gereksiz kasıyor. Hemen bir bakalım. Bakın ha. Mesela bu iyi bir para ediyor. Remove Critical. Nerede? Onu koymamışım. Bu da 15-20 kaos ediyor. Yani şansımıza Augment Critical gelseydi çok iyiydi. Bu geldi ama ben yine bunu da depolarım. Sorun değil. Tier 2'lerden de şey geliyor. Tier 2 şeklinde zaten gördünüz. Zımbırtı geliyor. Bu şunlar kumar. Divination kartlar falan önemli değil. Speed dediğim gibi sarıdan geliyor. Denedik gelmedi. Sizin orada speed yoktu büyük olasılıkla. Onun dışında yani bunlar 1x6'ın üzerinde satılıyor. Critical yine 1x6 civarı. 150 kaos yazıyor yazdım ama zaten yani 1x6'da ona yakın oluyor. Speed biraz daha pahalı olabiliyor. Evet 1.5x6'a yakın. Direkt yazmışım onu. Yani Fracture kısmı var. İşte 80 kaosu 1x6. Yine evet dediğim gibi sextant harcamayan map yapma. Ne kadar? Niye bu kadar pahalı bilmiyorum. Tek anlamadığım şey bu. Bu en son da yazdığım. En son da araştırıp baktım fiyatı. Çok gereksiz bir pahalı yani. Ne değer, o kadar değerli olacağını sanmıyorum ama abi şurada hemen bir Elder Fragment gördüm. Ha yok tamam. Bunu yapamıyorum ya bak bu da aslında bir Elder ama tabii benimki şeylik yani.
Çok iyimserlik. Tamam mı? Neyse. Onun dışında çok ve bunun dışındaki fiyatlar 40 kaos 30 kaos civarında gidiyor. Gidip geliyor. Yine Critical'ın daha demin gösteren Remove at Critical'lar vesaire iyi para satılıyor. Başka Remove Lightning, Remove Fire, Remove Cold'lar Augment değil de Remove'ları iyi fiyata satabilirsiniz. Hemen satılabiliyor. Gözlemlediğim kadarıyla 20-30 kaosa gidiyor. Ama baktığımızda bu şekilde aslında profit edebiliyorsunuz. Kazanç elde edebilirsiniz. Atladığım bir şeyler varsa yine bana yazarsanız yorumlarda hem de arkadaşlara da yardımcı oluruz. İnsanlar bakıyor çünkü buraya. Belki kaçırmışımdır ben. Genellikle araştırdım baktım ama bir bu civarda fiyatlar gözüküyor. Yani daha pahalı craftlar varsa yazarsanız sevinirim yoruma. Şimdi de en son şunu anlatayım. Şu Heart of the Grove kısmı var. Şu an mesela ben kestiğim için şey yapmam lazım. Seed harvestlamam lazım. %40'a yakın şu an. %100 olduktan sonra bir daha şey diyorsan 78'in üzerine map gir diyor. 28 üzerine map girdikten sonra bu şekilde hemen kesmiştik. 100 tane giriyorsunuz. Hatta 11'miş. Tier 11'miş. 78'e denk geliyor hatırladım. O yüzden. Bunun görüntüsü çok iyi değil. Biraz kastı falan bende çok kasıyor. Çözemedim. Oysho. Neydi? Aisha mı? Kendi işte şey çıkıyor. Neydi kadın ismi ya? Oşabi. Oşabi çıkıyor. Aynen. Şöyle sesi vereyim. Çok kasmış ya. Biraz kötü olduğu için bu şekilde biraz kompanze etmeye çalıştım. Yani şey var burada. Şimdi göreceksiniz challenge'ları var bunu kesmenin. Çok hızlı keserseniz hepsini yapıyorsunuz onu söyleyeyim. Yani şey gibi değil. Sirius gibi phase'i çok var ama hani çok rahat kurtulabiliyorsunuz. Zaten şimdi ben de öyle olacak. Birazdan göreceksiniz. Şey önemli. Ha mesela bu attığınız zaman burada herhangi bir duvarda bir noktayı kırmanız gerekiyor. Yoksa içerisi yanıp ölüyorsunuz genellikle. Fight'ta. O duvarı kırdıktan sonra bu köklerine vesairelerine saldırırsınız. Ben bir süre burada zaman kaybettim aslında. Kökleriyle uğraştım. Köklerinde canavarlar spawnlanıyor. Ama ortada duruyor Oshobi aslında. Gördüğünüz gibi map'te gözüküyor. Salak gibi aramışım biraz. Bunun dışında şey var. 4 tane challenge var. Ben ikisini önceden yapmıştım. Şimdi birazdan... Ha, aynen gelecek ablamız. Aynen aslında şöyle şey var yine Sirius'taki gibi kendi yapacağı zaman skill atacağız mesela bir alana bir şey attığı zaman gübreleme gibi bir şey atıyor herhalde tam bilmiyorum. Hemen bir şey yazıyor hemen bir evrede bir yapacağı skill'i yaz yani skill atacağı zaman söylüyor kısacası yine bak geldi normal hatanı yaptı yer değiştirdi beni buldu yine do not resist dedi zınk attı skill'i gördüğünüz gibi kurduğu şeyi oraya bir alana bir skill atıyor daha deminki biraz daha debuff gibiydi herhalde. Şimdi bak yine aynı şey Wi-Fi Progress dedi. Ben gidip bulacağım onu. Biraz haritada fazla dönüyorum gereksiz. Burada duruyor aslında. Oturup kessem olur. Şeyden yapıyorum bunu. Aynen pardon niye kes şey yapıyorum. Tam skillerini bilmiyorum. Hepsi tüm skillerinden kaçmam lazım. 4 tane şey var çünkü challenge var. İkisini yapmıştım. Diğer ikisi de olsun diye uğraşıyorum. Oluyor zaten kesiyorum. Direkt çok yüksek bir DPS'iniz varsa direkt kesebiliyorsunuz. Çok hızlı kesiliyor. Peki de neymiş mesela ben. Without being hit by Vinehammer. Vinehammer daha demin gördüğünüz bir şey fıt diye bir şey fırlattı. Oydu bir kostu şurada. Attı. Bak. Şu efekt. Buradan zınk indi. Diğeri. Diğerini ben söyleyeyim size çünkü daha önceden yakalanmıştım. Sacred Suffering dedi. Oradaki duvarı kıramazsınız zamanında yanmaya başlıyor. Böyle sarı sarı alevler çıkıyor. Onun şeyi zımbırtısı. Bu şekilde. Sonra işte dediğimiz gibi 100 tane map gelince bu açılıyor. Boss'umuz açılıyor. Bu şekilde ne zaman peki Heart of the Grove çıkıyor? Tier 4 map şeyi, Tier 4 şey kesmeniz gerekiyor. Başta görev olarak onu istiyor. Tohum. Sonra bu abla geliyor falan ve devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Yani ben biraz içerik konusunda da sıkıntı yaşıyorum. Yani aklıma artık bir şey gelmiyor. Ne fikriniz falan varsa yazın. Belki hani aklıma yatarsa çekerim, ilgilenirim. Çok teşekkür ederim. Yani yardım ederseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Bay bay.